Arkadaşlar merhaba, ben Kaşif. Bolu Yedigöller'e geldik. Şu anda Yedigöller Milli Parkı'nın girişindeyiz. Buradan itibaren size Milli Parkı gezdireceğim. Şu anda girişten geçiyoruz. Bu arada tarih 17 Eylül 2020. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada pandemi var. Şu anda korona günlerindeyiz maalesef. Buraya HES kodu almadan girilemeyeceği söyleniyordu. Daha doğrusu öyle bir karar var zaten. Bakalım bu kurallar uygulanıyor mu? İçerisi kalabalık mı? Bunları gözlemleyeceğiz. Otomobil ücreti 21 liraymış. Evet, görevlinin elinde eldiven var. Şu anda biz de içeriye doğru giriyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Yok. Buyurun. Sağ olun. Evet, otomobil ücreti olan 21 lirayı ödedik ve içeriye girdik. Herhangi bir HES kodu sorulmadı arkadaşlar. Aslında şu an Yedigöller'in tam sezonu. Yani anlayamadım ben de. Ama pandemi kuralları yine ihlal ediliyor. Bakalım ileride ne gibi bir manzarayla karşılaşacağız. Şu anda sizi Milli Park'ın yollarıyla baş başa bırakıyorum. Burada bir tabela var. Otobüs ve minibüslerin park yapması gereken bir bölüm. Aynı zamanda tuvaletler de buradaymış. Bir tabela çıktı karşımıza. Abdesthane, Büyük Göl, Derin Göl, Mescit diye. Biz ilerlemeye devam ediyoruz Büyük Göl'e doğru. Bak, başta itibaren video çekmeye başladım ki yani neresi hoşunuza giderse orada konaklayabilirsiniz. Bakın burada da tuvaletler var. Şelale, Gülen Kayalar. Burada otopark alanı var. Evet, şu an biz Büyük Göl'e geldik.
Şu an aracımızı otoparka sokup burada güzel bir yer arayacağız. Arkadaşlar şu an Derin Göl ve Büyük Göl'ün tam ortasındayım. Sağ tarafımda 100 metre ilerlediğimde Derin Göl'ü göreceğiz. Birlikte birazdan oraya gideceğiz. Birlikte görmüş olacağız. Sol tarafımda ise yine buradan 100 metre ilerlediğimizde Büyük Göl'e ulaşmış olacağız. Derin Göl'e gittikten sonra da Büyük Göl'e gideceğiz. Orayı da size gösteriyor olacağım. Bütün olay bu muhitte geçiyor diyebilirim. Neden? Çünkü burada bakın tuvaletler var. Tuvaletler bir iki yerde daha var ama burası daha merkezi, daha büyük. Mesela burada kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı engelli tuvaleti var. Aynı zamanda abdesthaneler var. Büyük. Bakın sol tarafında mescit var. Bu iki gölün etrafının daha çok tercih edildiği olmasının nedenlerinden birisi de ileride yine size göstereceğim. Büfe var, restoran var. Bu lokasyon gerçekten mükemmel bir lokasyon. Şimdi biz tuvaletlere ve mescide temizliğine bir bakıyor olacağız. Yani çok fazla yorum var şöyle böyle diye ama kendimiz görüp tabii size de izletmek istiyoruz arkadaşlar. ...17 Eylül 2020 Perşembe hafta içi. Yoğunluk çok fazla olduğunu söyleyemeyiz ama biliyorsunuz pandemideyiz şu anda ve pandemi kuralları var. HES koduyla buraya giriş yapılması gerekiyor ama bize şu anda hiç HES kodu soran falan olmadı. Bakın bu arada size sol tarafımda 100 metre ileride Büyük Göl'ün başladığını söylemiştim. Ve şu an Büyük Göl'ü görüyorsunuz. Bunun yakınlarından da çekimler yapacağız arkadaşlar. Önce bizim mescidimize bir bakalım. Bayan Mescid'e gitmeyelim tabii. Bayan Mescid'e bakalım. Yani arkadaşlar temiz. Gayet büyük. Kapısı da açık zaten. Gayet temiz. Hani siz içeri girmeyeyim istiyorsanız işte pandemiden dolayı. Bakın şurada da kılabilirsiniz aslında. Ya her yerde kılabilirsiniz aslında yani. Yeryüzü Allah'ın toprağıdır. Her yerde kılınır. Şimdi ilerliyoruz. Bir de tuvaletlere göz atalım. Bakalım oranın temizliği durumunda. Fazla içeride kalmadım gördüğünüz üzere. Yani orta temizlikte diyebiliriz. Kullanılabilir. Size arabadan çekimler yapmıştım. Arabamızı şu otoparka bıraktık. Arkadaşlar. Söylemiştim bu lokasyonda her şey bitiyor diye. Bu arada ara ara çeşmeler var. Bu çeşmelerin suyu içilebilir. Alabilirsiniz. Suyu içebilirsiniz buradan. Aynı zamanda. Bakalım. Oo, çok soğuk bir su. Muhteşem. Buraya bir hayırsever sabun da kurmuş. Güzel. Evet şimdi devam ediyoruz ilerlemeyi. Ateşli piknik yasak arkadaşlar. Mangal, tüp, semaver hepsi yasak. Tüp de yasak. Göle girmek yasakmış yine aynı şekilde. Evet şu an Derin Göl'deyiz. Üzerleri yaprakla kaplanmış. Yani çok benim tarzım değil açıkçası. Büyük Göl daha çok hoşuma gitmişti benim. Bu arada su yılan arkadaşlar. Görebiliyor musunuz?
Bakın gitti suyun içine. Görüntü muhteşem tabii. Burada çadır kuranlar var. Yani otoparka yakın olması sebebiyle tercih ediliyor arkadaşlar derin göl, ama büyük göl daha da güzel. O da hemen zaten şu an arkasında. Yani araç otoparkına uzak bir mesafede değil. Şimdi oraya gidiyor olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi de büyük göle geldik. Size söylediğim gibi büyük göl 7 göllerin arasında en çok tercih edilen göl. Şimdi büyük göle yakından bakalım. Kenarda patika var. Patikadan biz ilerleyelim. Yani güzel tabii ama ben pek aradığımı bulduğumu söyleyemem. Yani arkadaşlar, çünkü videolarımdan da görebileceğiniz üzere yani birçok yeri gezdim. Mesela Yuvacık Barajı'ndaki orayı artık zaten göl diyoruz. Burayı aratmaz gerçekten. Manzara güzel. Sakin. Yani Eylül ayı biliyorsunuz, Yedi Göller'in Eylül ayı meşhurdur, yani sonbaharı. Sanırım biraz da pandemiden dolayı sakinlik mevcut. Çok fazla bir yoğunluk yok. Çok fazla konuşmuyorum yani. Madem videoyu izlediniz, biraz kafa dinginliği olursun sizde diye. Sizi gölle biraz baş başa bıraktım. Evet, az önce helikopter böceği gördüm. Evet, manzara gerçekten güzel. Yani büyülendim diyemem ama güzel gerçekten. Daha güzel yerler görmüştüm. Gelinir mi? Gelinir arkadaşlar, ama Bolu'dan sonra yol 3 ayrılıyor bu arada. Giderken size yine yolu çekeceğim. Yani çok yorum var tabii ki internette, sosyal medyada yolla alakalı. Ama hiç video görmemiştim ben. İnşallah size giderken çekiyor olacağım.
Yol 3'e ayrılıyor. Yani yarıya kadar olan kısım, arkadaşlar yol bozuk. Çukurlar var. Gidilmeyecek yol mu? Hayır değil. Gayet güzel gidilebilir 50-60'la. İkinci yol, ikinci kısım diyelim daha doğrusu. Gayet güzel asfalt. Çok güzel bir şekilde gelebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü kısım, işte son 5 kilometrelik kısım. O da yerler böyle çakıl taşı ama yapıştırılmış şekilde. Yani parke taşı diyemiyorum. Parke taşı değil çünkü orası. O da muhtemelen kayma olmasın diye. Hani kışın buzlu havalarda, karlı veya yağışlı havalarda. Yol 3'e ayrılıyor. Genel olarak orta iyi diyebilirim yola. Giderken de zaten şimdi size gösteriyor olacağım. Yine banklar var arkadaşlar. Yani şurada bile oturmak müthiş bir keyif verir. Ağaçlar etrafını kapatmış, gölgelik oluşturmuş. Ben Kaşif, beğenileriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.